Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk komşularıyla mahkemelik oldu. Ünlü yazarın 6 dairesinin bulunduğu Cihangir'deki apartman depreme dayanıksız çıktı. Orhan Pamuk binanın yıkılıp yeniden yapılmasını istiyor. Komşuları ise yıkılmasın, güçlendirilsin diyor. Bir tek komşumuz var. Sadece onun korkusuna bütün apartmanı şu anda yenik düşürmeye çalışıyorlar. Çürükse bu bina biz oturur muyuz hiç bu binada? Valla Orhan Bey başımıza bir iş açtı. Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk'un komşularıyla arası açıldı. Ünlü yazarın 6 dairesinin bulunduğu Cihangir'deki apartman mahkemelik. Orhan Bey burayı yıktırıp yaptırmak istiyor. Biz de onarılmasını istiyoruz. Sağlamlaştırılmasını istiyoruz. Ben inşaat mühendisi olduğum için de binanın sağlam olduğundan eminim. Ünlü yazarın 18 dairelik bu apartmanda 6 dairesi var. Yani binanın 5'te 2'sine sahip ama komşuların da çoğunluk. Onlar da yıkılmasını istemiyorlar, sağlamlaştırılsın diyorlar. 50 yıllık apartman riskli yapı kararının ardından kentsel dönüşüm kapsamına girmişti. Komşuları apartmanın yıkılmaması için dava açıp ihtiyati tedbir kararı aldırdı. Kendisinin duyduğuma göre burasını müze şeklinde kullanmak üzere bir projesi varmış. Çünkü burası ön görünümlü olduğu için bir kat aşağı veriyorlarmış. İşte onun içine öyle geliyor. Mahkeme Orhan Pamuk'un komşularının aldırdığı ihtiyati tedbir kararının bir süre daha devam etmesine hükmetti. Ancak nihai karar için Taray Apartmanı'nda keşif yapılacak. Bu kadar insan oturuyor. Çürük olsa kendi de oturuyor. Geliyor oturuyor, kendi de oturuyor. O zaman çıksın gitsin başka bir yere. Orhan Pamuk konuyla ilgili açıklama yapmazken avukatı ihtiyati tedbir kararının yasaya aykırı olduğunu iddia etti.